Ben size ne demiştim? Acayip iyi gelecek demiştim. Vallahi çok iyi geldi de. Aydan ne yapıyor acaba ya? E onu da bir git artık Selim'e bir sor. Değil mi? Düşünsene. Şimdi bir bakıyormuşuz. Aydan böyle koluna takmış Selim'i. Şakkıdı, şıkkıdı, şakkıdı, şıkkıdı geliyor buraya. Vallahi olur. Olmaz değil. Olabilir. Her şey olabilir. Aslında ben seninle neden buluşmak istedim biliyor musun? Birlikte çok iyi vakit geçirebileceğimizi düşündüğüm için. İlk tanıştığımız andan beri çok iyi anlaşıyoruz sonuçta. Çok da ortak noktamız var. Doğru. O yüzden. Tabii aramızdaki etkileşimin de farkındayım. Aydan. Senin yanlış bir şey düşünmene sebep olmak istemem. Aramızda bir etkileşim var, doğru. Ama bu sadece arkadaşça. Arkadaşça mı? Ulan Nermin. Ulan Nermin. Ben de sana bunu ödetmezsem. Dur tahmin edeyim. Bunu arıyorsun. Heyecanlanma öyle. İçinde hiçbir şey yok. Nasıl yok? Sen hayatında format atmak diye bir şey duymadın mı? Bak Ege. Bundan sonra ben ne dersem o. Öyle canın sıkıldığında telefon açmalar, tehdit etmeler filan, bunlar bitti artık. Evi de hemen boşaltıyorsun. Bu tarafları unuttun canım. Unutmadık canım. Onlar da bizde. Bunlarla işbirliği mi yaptın? Yaptım. Aydan yok mu? Yok. Gitti. Saat de daha erken aslında ama. Öyle gerekti. Peki. O zaman ben başka bir masaya geçeyim sana afiyet olsun. Niye geldin buraya şeytan? Yani burası halka açık bir yer sonuçta. Şebnem. Niye geldin buraya dedim. Allah Allah. Acıktım. Yemek yiyeceğim. Sonra manzarayı seyredeceğim, fotoğraf çekeceğim, yükleyeceğim internete falan. Sana ne ya? Dün de geçerken uğramıştın zaten. Evet. Muhtemelen bugün de öyle yaptın. Büyük ihtimalle yarın da öyle yapacaksın ama sen yapmadan ben söyleyeyim. Yarın akşam marinada olacağım. Çünkü saçma sapan oyunlar düzenleyip benim nerede olduğumu öğrenmeye çalışacaksın. Selim, saçmaladığının farkındasın değil mi? Şebnem. Tamam. Tamam. Aramızda bir şey yok. Benden hoşlanmıyorsun. Beni sevmiyorsun. Tamam, anladım. Bravo ya. Gerçekten. Tebrik ederim. Ya sonunda kalın kafana girebildi demek. Seni sevmiyorum, evet. Tamam gideyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çünkü ben gidiyorum Cem'e. Selim! Selim!
bırak Şebnem. Bırakmıyorum. Benim de iki çift lafım var, deneyeceksin. Senin için gerçekten üzülüyorum biliyor musun? Bana niye üzülüyorsun sen ya? Sen asıl kendini üzül. Ben mi kendimi üzüleyim? Ben niye kendimi üzülecekmişim Şebnem? Ben utanacak, sıkılacak ne yaptım? Ben sadece bana gerçekten aşık olduğuna inandığım için o yaptığım bütün saçmalıklara katlandım. Ama sen ne yaptın? Ah çok güzel, bunları ayık kafayla düşündün yani. Bravo. Şebnem yeter. Yeter artık. Gel burayı ya, nereye gidiyorsun? Şebnem. Bırak artık peşimi. Anladın mı? Düş yakamdan. Rahat bırak beni. Selim. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen bana bunları hangi cüretle söylüyorsun? Ya sen kimsin ya? Kimsin? Yazık. Gerçekten çok yazık. Hayatın boyunca yalnız kalacaksın biliyorsun değil mi? Seni gerçekten seven insanları böyle iterek, kendinden uzaklaştırarak hayatına devam edeceksin. Zaten sen sevgiden, aşktan ne anlarsın ki? Sen kendinden başka kimseyi düşünmeyen, sevmeyen bencilin tekisin. Bugüne kadar kime değer verdin Şebnem? Şu haline bak. Şu haline bak. Acınacak haldesin. Aptal, aptal. Gerizekalı meslek. Sevmişiz birbirimizi. Aptal, aptal. Gerizekalı meslek. Yaşayalım bugünü. Ne güzel. Bir hayat yeter bize. Çok bile ikimize. Bir hayat yeter bize. Vallahi çok şahane oldu kardeşim. Bundan sonra çıkmaz hayatta karşımıza. Bence de. Ha biz yine de tedbiri elden bırakmayalım da. Ha sonra yine karşımıza falan çıkar. Aman yani. Hoş geldin. Hoş bulduk diyelim bari. Ne oldu ya? Yine Şebnem'le mi takıştınız? Birbirimize girdik desem yeridir. Hadi ya. Ne oldu? Ya şimdi Aydan'la bir şeyler yemek için buluştuk akşam. Gayet de güzel gidiyordu her şey. Sonrasında Şebnem geldi. Biz bir tartıştık falan. Yine kavga ettik. Sonrasında iyilik, güzellik beyler. Bir dakika. Yok canım, bir dakika. Ciddi misin sen? Baya yakınlaştınız yani. Yani, evet. Kardeşim, tebrik ederim be. Vallahi bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Tebrik ederim. Sonunda başardınız. Biraz öyle oldu. Aynen de, hakikaten siz nasıl oldu da... Oldu diyeceksin ki kardeşim, hemen ben anlatayım sana. Dur, sen anlatma. Ben tahmin ediyorum. Böyle... loş bir ortam hayal ediyorum. Selim bir masaya oturmuş, tek başına. Kimse umurunda değil. Öyle, dalmış gitmiş. Tam o sırada kapı açılıyor ve içeriye Şebnem giriyor. Üzerinde çok şık bir elbise var. Ayağında da 5 karış topuklu. Şöyle bilekten bağlı. Yok, bilekten bağlı değil. Daha böyle stiletto tarzı dolgu topuk. Değil, ince topuk. Evet, ince. Tam o sırada böyle şık giyimli takım elbiseli birkaç tane adam görüyoruz. Adamlar bayağı yakışıklı. Ben diyeyim best model, siz diyeyim best of the world on the power. Öyle bir şey yani. O derece yakışıklılar. Ama Şebnem'in hiç umurunda değil. Şöyle bir bakıyor. Kafasını çeviriyor. Bu sırada Selim hışımla yerinden kalkıyor. Açılın lütfen. Adamlar açılıyorlar. Merhaba diyor. Merhaba.
gözlerini gözlerine dikiyor. Ve Şebnem... Kaslı erkeğim benim. Bayılırım. Seviyorum seni. Seviyorum seni. O sırada davullar, zurnalar... Tam o anda siz böyle sarılmaya başlıyorsunuz ve öpüşüyorsunuz. He, tabii. Aynen öyle oldu kardeşim. Yani biliyoruz da söylüyoruz. Ha, bir iki yerde abartmış olabilirim. Bir iki yerde mi? Ya, o da senin güzel hatrın için. Yoksa biliyorsun ben daha da bir romantizm katardım ama... Yani Selim'in bünyesi kaldırmıyor. Böyle sarılacaklar derken... Şebnem bizim Selim'in yanından böyle transit geçiyor. Dur! Öyle transit geçme falan yok. Orayı geri saralım, baştan anlat. İyi peki, tamam. Geçmiyor, başa soruyor. Şebnem böyle tam Selim'in yanından geçecekken Selim bir hamleyle bir durduruyor. Şebnem'i. Diyor ki... Daha ne kadar kaçmayı düşünüyorsun? Şebnem tabii ki diyecek bir şey bulamıyor. Böyle aşkla Selim'in gözlerinin içine bakıyor ve diyor ki... Selim, seni çok seviyorum. Selim böyle Şebnem'i tuttuğu gibi böyle belinden böyle çeviriyor, döndürüyor böyle mutlu mutlu kahkahalar, gülüşmeler. Klişe, klişe. Klişe de klişe. Klişe. Öyle oldu değil mi abi? Aman inşallah öyle olmamıştır. Ne kadar sıkıcı bir insanmışsın sen. He? O ne öyle? Böyle sahilde uzun uzun birbirlerine bakmalar. Efendim tutup da belinden balerin gibi çevirmeler. Yavaş yavaş sallanan böyle sandallar, gemiler. Seninki hiç klişe değildi çünkü. Çok yaratıcıydı. Aferin Özgür. Öyleydi tabii. Ya sen de gülmeyi bırak ya. Of, anlat işte artık ne anlatacaksan. Madar olduk burada ya. Tamam, anlatacağım. Yani beyler ikinizin de söylediği gibi olmadı benim yaşadığım şey. Bir izin verin, ben bir anlatayım. Tamam ama şeyden başla. Bu kavga ettiniz. Ondan sonra bir yakınlaşma oldu. Oradan sonrasını anlat. Tamam. Şimdi... Biz bayağı bir yükseldik karşılıklı, tartıştık falan, bağırışıyoruz. Sonra ben bir şey söyledim. O söylememle Şebnem suratıma tokadı, bir bastı. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Bir şirazem kaydı orada zaten. Neyse, sonra Şebnem döndü, adama bağırınmaya başladı. Hop hop, ne yapıyorsunuz yolun ortasında ya? Çekilin, işimiz gücümüz var. Eviniz yok mu sizin? Dibimize. Yani şurada 40 yılda bir inanla aşk edeceğim. Asla dile ettirmedin ya. Tamam hadi çek. Çek nereye gideceksen. Hadi. Bak bir de gözünü dikip bakıyor ya. Yürü. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ne o beyler? Beğenemediniz mi? Vallahi canın hayali daha güzeldi. Kardeşim seninki de iyiydi. Vallahi. Eyvallah. İkinizinki de berbattı, onu bir söyleyeyim de. Zaten benim hikayem bir bitmedi, bir bekleyin de anlatayım sonunu. Ben biliyordum zaten. Neyi biliyordun zaten? Nereden biliyordun? Belki psişik güçlerim var, olamaz mı? Aymlöşümden geçmiş. Bu mu psişik güç? Evet. Ya tamam, bir dağıtmayın konuyu da anlatayım. Sen biraz önce ne dedin Şebnem? Ne dedim? Biraz önce bana ilanı aşk ettin. Ettim, evet. Yani bunun farkındasın o zaman. Farkındayım. Çünkü Şebnem Gülsoy her zaman söylediklerinin arkasındadır. Bunun için geldin buraya değil mi? Evet, bunu söylemek için geldim. Dedimse dedim, ne olmuş yani? Allah Allah. İnsanın öyle ağzından çıkabiliyor öyle şeyler. Böyle ne dediğini bilemeyebiliyor. Zaten aşk da öyle bir şey değil mi? Yani kime aşık olacağını, kimi seveceğini bilemiyorsun. Böyle senin gibi uyuzun tekine aşık olabiliyor işte. Beni çok mutlu ettin biliyor musun? Thank you.
oldu Şebnem? Başka bir şey söylemeyecek misin? Yani... Birisi olsa sevse beni, verecek aşkımdan başka hiçbir şeyim olmasa bile. Şebnem işte. Neyse, sonuçta beraberiz. Bu da bana yeter. Çok şükür. Bu sefer yan çizmemiş. Neyse. Vallahi ben de anlatırken biraz korkmuştum aslında. Ya sen mi ben mi kardeşim? Gerçi sonunda çekti gitti ama... buna da şükür. İyi ya, işte hepimiz sevdiceklerimize kavuştuk. Aynen öyle kardeşim. Sonunda Şebnem'le birlikte olduğumuza göre... Biz sevgili falan değiliz. Niye ya? Bir saattir burada anlatıyorsun ama o bana bunu dedi, ben de ona bunu dedim diye. Evet. Aşkını da itiraf etmişsin. Öpüşmüşsünüz ayrıca. Onu da atlamayalım. Arkadaşım öpüşünce direkt sevgili mi olmuyor, Allah Allah? Yani tabii. Öyle net bir şey diyemeyiz de. Diyemeyiz tabii. Zaten ben kestaneciye söyleniyordum, o duydu. Beni çok mutlu ettin biliyor musun? Cemden beni çok mutlu ettinmiş. Niye mutlu oluyorsun ya? Sanki mantı açtık adama. Sanki emlakçıyla konuştuk, kirasını indirdik. Kredi çekip tekne mi aldık? Mutlu olmuşmuş. Ben de jeton düşmedi yalnız. Kerhatcığım, sende düştü mü? Yok, ben de öyle bön bön bakıyorum valla. Hala anlamış değilim. Ya insan bir seni seviyorum der, bir sana aşığım der, bir aşkını itiraf eder, bir şey söyler yani. Öyle baktı, mal suratıma baktı. Odun. Belki içinden söylemiştir. Pardon? Belki heyecanlanmıştır, şaşkınlıktan konuşamamıştır çocuk. Alakası yok. Zaten hata bende. Sen niye ağzını açıyorsun ki? Sen niye söylüyorsun adama, değil mi? Vallahi bence boşuna kızıyorsun. Selim'in seni sevdiğini hepimiz biliyoruz ki. Bilmek farklı, duymak farklı arkadaşım. Hayret bir şey. Ayrıca bugüne kadar hep aşk itirafları Şebnem Gürsoy'dan bekleniyordu. Ben aşk itirafında bulundum da ne oldu? Al, karşılığını alamadım. Şu halime bak ya. Vallahi ben daha bir şey diyemeyeceğim ya. Ben de. Diyemeyeceksiniz tabii. Hayret bir şey. O Selim buraya gelecek. Ne? O Selim buraya gelecek, seni çok seviyorum Şebnemciğim diyecek. Yoksa ben onunla asla sevgili olmam, bak söylüyorum ha. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıya geldik anneciğim. İyi yaptınız. Gelmiş Amila. Aa. Günaydın sevgilim. Günaydın. İçeri almayacak mısınız bizi? Ha, buyurun. Kahvaltılık, kutlama yapacağız. Aa, ne kutlaması? Yani bugüne bugün herkes mutlu, gururlu. Ya, öyle mi? Evet, Selim'le Şebnem de konuşmuşlar, aralarını düzeltmişler. Ya sevgili oldular yani. Aa, öyle mi? Öyle. Bu arada siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Biz erkekler olarak kahvaltı hazırlıyoruz, tamam? Hadi beyler. Hadi Almiyacığım. Şimdi? Vallahi biz hiç karışmayalım. Şebnem kendi konuşsun. Değil mi? Yani. Thank you.
Nasılsın? Gayet iyiyim. Ne oldu ki? Ya sizinkiler gittikten sonra konuşamadık ya. İyiyim ya. Onlar da iyiymiş. Sabah konuştum. Keyifleri yerindeymiş. İyi bari, sevindim. Ya başta niye geldiler diyordum ama sonradan çok alıştım, biliyor musun? Ya bir tanem, üzme kendini ya. Yo, üzülmüyorum. Yani bugün olmasa yarın ayrılacaktık. Sonsuza kadar ailemle yaşayacak halim yok. Yani kimsenin yok. Herkesin ayrı bir evi, ayrı bir hayatı var sonuçta, değil mi? Doğru valla. Sen de hiç, keşke hiç büyümeseydik diye düşünüyor musun bazen? Ben her gün diyorum. Gençler, sofra hazır. Artık Şebnem'i uyandıralım mı? Ne dersiniz? Uyandıralım. Şebnem'i. Ben uyandırayım Şebnem'i. Tamam, hadi. Siz bunu koyarsınız. Tamam, bana bırak. Hadi, hadi çabuk. Acele edin. Tamam. Hadi. Hemen geleceğim. Tamam kardeşim, sen buraları topla. Hadi. Ya ben alayım diyordun daha değil mi? Hadi, hadi.